Her gece istemsizce çıkıyoruz zaten bedenlerimizden. Astrali çıktığın anda tam olarak hazırlıklı değilsen seni karanlık dediğimiz alana çekiyorlar. Astrale gidebilmen için üçüncü gözünün aktif, çalışkan olması gerekiyor. Evinizi mutlaka, bakın mutlaka, beyaz sirkeyle. Herkes astral seyahat yapabilir dedin ama Cebrail arkamda, İsrafil sağımda, Mikail sonumda. Beni bütün kötülüklerden kollayın. Bana şunu getirin dedikleri melekler bitti. Efendim, Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Sibel Uzun'la birlikteyiz yine bu bölümde. Sibel Uzun çok önemli bilgileri aktarmaya devam edecek. Araştırmacı, yazar. Sibel Uzun'a bu kez daha önceki yayında yaptığımızın devamı niteliğinde aslında astrali konuşacağız. Çok konuşuluyor, çok yorumlar yapılıyor. Astrale herkes çıkabilir mi? Uyurken astralde miyiz? Astralde ölüyor muyuz? Astralde kalabiliyor muyuz? Çok değişik, farklı farklı sorular var. Bu sorulara yanıt arayacağız. Sibel Uzun hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk Sercan. Ne güzel söyledin öyle. Şaşırdım, gözlerim açıldı. Astralde ölüyor muyuz deyince. Evet. Nasıl yani, böyle bir şey mi söylüyorlar? Böyle şey söylüyorlar. Yani şu Çok var, yapıyorsun. Şu geliyor. Astralde ölünür mü? Biraz bundan başlayalım aslında. Bunu peki söyleyen var mı? Astraldeyken var. Ölüyorsunuz diyen var mı? Şöyle var. Astralde ölünür mü diye soranlar. Ölürsünüz demek şöyle yayınlar. Buna cevap veren var mı? Cevap veren şöyle. Yani o senin zaten miadın dolduysa. Ölmenin astrali veya şeyi yok, olmaz diyorlar. Olmaz. Şimdi bir defa astraldeyken ölmüyorsun zaten yani. Senin bedenin, fizik madde bedenin bir yere gitmiyor. Sen yatağında yatarken daha evvel de söylemiştim bunu, bir daha söyleyeyim. Her gece istemsizce çıkıyoruz zaten bedenlerimizden. Bu ruh ölümsüz olduğu gibi ruh gezgindir. Evet. Ruh gezer. Senin bedenin yatar, ruhun gezer. Onun için şimdi orada da insanların yine kafası karışıyor. Eterik bedenle, yani enerji bedenle astral beden nasıl birbirinden ayrılıyor da çıkış yapıyor. Şimdi bizim katmanlarımız var ya, fizik bedenin ötesinde eterik beden var, işte duygu beden var, zihin beden var, en kalın beden astral beden. Astral beden auraya en yakın olan, yani manyetik alana, o elektromanyetik alana en yakın olan, tepeye kolaylıkla da çıkış yapabilen beden. Senin madde bedeninden gece çıkış yaptığında zaten senin madde bedenine bir bağlantıyla çıkış yapıyor. Bir kordonla gidiyor. Enerji kordonuyla gidiyor. Diğer katmanlarınla birlikte. Gittikten sonra gezintisini yapıyor. Ne yapıyorsa tekrar bedenine geri dönüyor. Bunu yapan astral beden. Enerji beden yani. Madde beden hiçbir yere gitmiyor. Bedeni zaten yani öldüğünde neyse. Aynen öyle. Ceset. Ceset. Evet. Ceset olarak kalıyor. Uykudaki halini düşün. Aynen öyle. Şimdi astrale çıktığında ölüm gibi bir şey yaşamıyorsun. Uyku hali zaten yarı ölümdür. Bilimsel veridir bu. Fakat astralde ölmüyorsun. Yani astrale çıktın, sen öldün. Bedenin tekrar içeri girdi. Madde bedene girdi, sen yeniden dirildin, böyle bir şey yok. Zaten normalde ölmüşsündür. Yani öyle bir şey varsa. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi astral yapmak, herkes çok meraklı, çok da sevimli bir şey aslında ama ben şurada tatlış bir öneride bulunayım, uyarıda bulunayım. Astral yapın, yapmayın değil. İyi bir hazırlık süreciyle istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu iyi hazırlık sürecinden kastım, bedeninizi metallerden arındıracaksınız. O kan pırıl pırıl olacak. Bütün hücreleriniz sağlıklı çalışacak, siz sağlıklı olacaksınız. Riyazat dediğimiz forma kendinizi sokacaksınız en az 40 gün. Tüm et, hayvansal, yumurta, her şeyi keseceksin. Tamamıyla bitecek hayvansal her şey. Sadeleşeceksin, zihnin nötr olacak, kalbin nötr olacak, bedenin sağlıklı olacak. Sen astral için hazırlık yapacaksın. Önce o astrale çıktığında da
yani çıkmak istediğinde de hemen bedenimden çıkayım, tüm alemi gezeyim. Hayır. Önce olduğun yerde, bedeninden çıkıp olduğun oda içerisinde ustalaşman gerekiyor. Yani astral bedenini kullanırken yönlendirebiliyor olman gerekiyor. İşte bunu nasıl, ya kontrolden çıkarsan? Kontrolden çıkma diye bir şey yok. Hiçbir şekilde kontrolden çıkmıyorsun. Ne zaman ki bedenime geri gideceğim bilinci kullanabiliyorsun, tık diye bedenine geri gidiyorsun. İşte o yüzden astral yapmak tehlikeli. Çünkü bilincini kontrol edemiyor insanlar. Hemen astral yapmak istiyorlar. Sonra metafizik saldırılara uğrayıp bu alana geri geliyorlar, dayak yemiş gibi. İşte aslında onu söylemek istedim ben. Kontrolden çıkarsından kastım o. Ya kontrolden çıkarsak dediğim noktada şu. Yani astrale çıktığın anda tam olarak hazırlıklı değilsen, metafizik varlıklar veya başka varlıkların dünya dışı varlıkların etkisiyle farklı şekilde yönlendirilebilme imkanın yok mu? Evet, var. Olmaz mı? Var tabii ki. Var. Seni karanlık dediğimiz alana çekiyorlar. Özellikle yeraltı kaynakları çok kuvvetli o varlıkların. Yer altına çekiyorlar. Yer altına çektiklerinde de senin bağlı olduğun kordonun var ya. Evet. Bedenine bağlı olduğun. O kordonda diğer bütün bedenlerinin de bağlantıları var. O kordondan içeri girip sana enjekte etmek istedikleri tüm negatif duygu, düşünce, ne varsa her şey enjekte edebiliyorlar. Tesir altına alabiliyorlar. Yine astral beden vasıtasıyla senin o kordonundan içeri girip sana ait olan hak edişlerini alabiliyorlar. Senin, şimdi şöyle anlatayım onu sana, çok basit veriler, yani mantıklı bir veriye koyayım burayı. Sen bir projeye başlamışsındır. Bu projede adımlarını ve stratejini planlamışsındır. Bu projede de ilerlemeye başlamışsındır. Belli ki bu projenin 3 ay, 5 ay, 6 ay sonrası artık bolluk berekettir. Akar yani. Ciddi para kazandırır. Oraya attıkları kancalarla, şimdi bizim dünyada zaman algımız var. Madde ötesinde zaman algısı diye bir şey yok. Zaman çizgisinde ileri geri oynama yapılabiliyor. Tamam mı? Bunu da bilinç yapabiliyor. Dolayısıyla zaman üstünde senin yapmış olduğun seçimlerinle birlikte olasılıklarındaki gerçeğin içine girip senin hak edişlerini kendilerine alabiliyorlar. O enerjiyi kendilerine çevirebiliyorlar. Sen çok iyi giden işte bir anda patlıyorsun. Bu. O da büyük bir tehlike. Tabii. Onun için astral çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Yani birçok sınırı kaldırıyorsunuz. Sınır kalkıyor. Mesafe kalkıyor. Sınırdan kalsın mesafe. Ben istediğim zaman buradan Tekirdağ gidip gelebiliyorum. Şimdi arabayla da gidiyorum ama gece trafik gidip trafik var, o çok başka da. Şimdi gece aklıma annem düştüğünde gecenin üçünde annemi arayamıyorum. Ama gidip annemi kontrol edebiliyorum. Bu çok ilginç. İşte yani şimdi izleyenler de diyor ya nasıl olur diye, şu anda söylediklerini duyar gibiyim izleyicilerin. Yani bu nasıl olur ya? Yani Sibel Uzun da ne anlatıyor? Nasıl gidiyor annesini görüyor? O zaman herkes telefon bile etmez. İşte görüntülü aramaya ne gerek var? Gider annemi görürüm diye düşünenler olabilir diye soruyorum. Temas nasıl yapıyorsun? Yok. Sıfır temas. Görüyor musun? Görüyorsun. Peki? İşte burada da ne devreye girdi? Yine metapisişik alan devreye girdi. Senin pisişik yeteneklerinin bağlı olduğu alanlar devreye girdi. Vizyonu açabiliyor musun? Yani üçüncü göz perdesini açabiliyor musun? Açıyorsun. O zaman o alana gidersin. Üçüncü göz perdeni açamıyorsan o alana, istediğin alana değil, farklı alanlara gidersin. Gidersin, gezersin, dolaşırsın. Tekrar buraya gelirsin. Ama ne yaşadığını, ne olduğunu, ne bittiğini hiçbir şey hatırlamazsın. Üçüncü gözün bizim hayatımızdaki en önemli aktivitelerinden bir tanesi işte bu. Astral'e gidebilmen için üçüncü gözünün aktif, çalışkan olması gerekiyor. Ama şimdi burada da insanlar diyecek ki üçüncü gözümüzü nasıl açacağız? Vallahi öyle gidip saçma sapan şeyler içip de açmaya çalışmasınlar. Ya da saçma sapan frekanslarla üçüncü gözlerini açmak için uğraşmasınlar. Düzenli. Bakın, sadeleşeceğiz dedim ya. Büyük bir emek var ama bunda. Tabii ki çok büyük emek var. Öyle çat çat diye olmuyor. Sabır ve emek. Eğer metapisişik yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsanız önce sadeleşin. Kendinizi riyazata alın. Bir güzel bedeninizi arındırın.
Sonra iyilikte yarışan olun. Tamam mı? Hı hı. Frekansınızı yükseltecek eylemlerde bulunun. Eviniz temiz olsun. Evinizi mutlaka, bakın mutlaka beyaz sirkeyle mutlaka temizleyin. Ada çayınızı mutlaka evinizde yakın. O negatif enerjiyi bir güzel temizleyin, bertaraf edin. Evini dengeledin, eşyanı dengeledin, kendini dengeledin, frekansını dengeledin, sadeleştin, iyilikte yarışansın, güzellikler için çabalayansın, güzel işler yapıyorsun, üretiyorsun, her gün meditasyonunu yapıyorsun, ibadetini ediyorsun, 5 vakit namazını kılıyorsun. Zaten o meditasyon sürecinde zihnini sakinleştirme yolunda ilerleyeceğin için 3. gözün zaman içerisinde açılacak. Çünkü zamanı artık yönetebilen olacaksın sen. Yani negatif düşünce, insanların en büyük problemidir bu. Meditasyon yaparken negatif duygularım, düşüncelerim hep gözümün önünde, onlardan kurtulamıyorum. Zihnini ne zaman susturmayı başarırsın, o düşünce gelir, onu izlersin ve serbest bırakırsın, gider. O gittikten sonra artık orada bir perde açılır. Açılan perdede de kolaylıkla vizyon almaya meyilli olursun. Ya artık üçüncü gözün açılmıştır. Sen burada da yine gördüklerini, şimdi üçüncü gözün açılır, Sercan'la alakalı bir şey görürsün orada. Koştur koştur Sercan'a gelip, Sercan ben seninle alakalı böyle bir şey gördüm, aman dikkat et dersen geçmiş olsun, bitti. Perde tekrar kapanır. Gördüklerini sırlı anlatmamam mı gerek? Evet, sırlı olacaksın. Sır. Hmm. Sırlı olacaksın. Yani astral seyahatte gördüklerini anlatırsan o seyahat sana sonsuza dek kapanabilir mi? Kapanabilir. Üçüncü gözün kapanır. Üçüncü gözün kapanır ve de gitti. Seyahat kapanmıyor. Bilincin artık aktif değil. Bak dikkat. Çoğu insan ne diyorum, ne dedim az evvel? Çoğu insan diyor ki ben bir şeyler yaptım biliyorum ama geri geldiğimde hiçbir şey hatırlamıyordum. Hatırlamayacaksın. Çünkü bilincin buna yetkin ve yetkili değil. Bilincin burada yetkin ve yetkili olmadığı için sen ne yaparsan yap geri geldiğinde zaten unutan olacaksın. Rüyalarında da öyle. Onun için eğer sadeleşerek ve iyilik güzellik adımlarıyla ilerlersen, dikkat edersen, Sercan'la alakalı bir şey gördün, tamam gördün. Kapatacaksın o Sercan'ın kader planı. O Sercan'ın olasılığın içerisinde seçmiş olduğu yolda yürüyüşü. Sercan'ı orada durdurup onun tekamülünü sekteye uğratmayacaksın. Tekamülü sekteye uğratmak çok ciddi bir şey. Çok şey yani bu konu çok önemli olduğu için soruyorum sana, insanların, izleyicilerimizin zaman zaman sorduğu, dışarıda da duyduğumuz şeyler var. Yani bu astral seyahate gittiği zaman atıyorum sevgilisinden ayrıldı, onun evine gitmek istiyor, onu görmek istiyor falan, bu mümkün Bunlar olabiliyor mu? Bunlar özgür iradeye müdahaledir, gidemez. Gidemez i̇şte değil mi? İşte bunu yaparsa iş bitti. Yani şöyle Kötüye bir şey var. Kötüye çalıştıramazsınız hiçbir şeyi. Bak benim annem orada, benim, biliyorsun annem yoğun bakıma girdi, evet, 8 gün komada kaldı, bir sürü süreç yaşadık, odur budur. Gidiyorum bakıyorum benim annemin orada kalp krizi geçirdiğini göreyim. Anneme hemen gidip müdahale edemem, yapamam bunu. Tabii ne demek istediğimi anlıyor tabii, musun? Tabii. Yapamazsın, özgür iradeye müdahale edemezsin. Hiçbir şekilde, o onun kaderinde var. Yani sadece bu, izliyorsun, görüyorsun yani. Bu şey bak, bu nereye dönüyor biliyor musun Sercan? Benim en sıkıldığım yere dönüyor. Bir, dinsizleştirmeye, insanları çabaladıkları yere dönüyor. İki, insanlar tanrısalcılık oynamaya başladılar. Evet, tanrıcılık. Kendindeki tanrısallığı uyandır. Bunları diyorlar, ben çıldıracağım en sonunda. Gerçekten. İptal. Bunları da diyenler var yani. Daha bir canım, daha neler neler var. Çok ilginç. Sen programda da bunlara değineceksin herhalde, evet, değil mi? Ben o... Çok önemli şeyler var Sibel Uzun'un ya programında. Ya inanılmaz bir format, inanılmaz bir formatla geliyorum. Yani hiçbir şey gizli kalmayacak Sercan. Ben çok sıkıldım. Vallahi. Çok bir defa hırsızlıklarından da çok sıkıldım. Yani bilgi çalışlarından da çok sıkıldım. Ya kardeşim, bilgiyi çalmayacaksın. Bilgiyi hakkın. Senden bir şey mi öğrendim ben? Kameranın karşısına geçtiğimde Sercan bana bunu öğretti diyebilmeliyim ya. Sercan'ın bana öğrettiğini, ben Sercan'ı reddederek, yok sayarak öğretmeye kalktığımda yanlış öğretiyorum, eksik öğretiyorum, insanları yine alt üst ediyorum. Şimdi bu hak mı?
İlginç şeyler duyacağız herhalde. Göreceğiz, duyacaksın tabii. Özellikle o, hani biliyorsun, insanlar bana çok kızdılar. Çok haklı olabildikleri yerler olabilir. Bunu tartışmıyorum. Bu değil konu. O hani tete frekansına çıkıp Allah'la yaratım yapıyoruz diyenler var ya. Hı hı. Şimdi onlar TESA'da mesela tete frekansında namaza başlamışlar. Hı. Artık. İlginç. Ya çok acayip ilginç. Hani bırak, hani melekleri getiriyorlardı, hatırla. Evet, melekler. Azrail önümde, Cebrail arkamda, İsrafil sağımda, Mikail sonumda. Beni bütün kötülüklerden kollayın. Bana şunu getirin. Dedikleri melekler bitti. Namaz kılmak. Ha. Namaz kılmak. Ya bir de şu var. Yani... İmansızlaştırılıyoruz Sercan, çıldıracağım. Bak çıldıracağım, sonra bana diyorlar ki ne kadar Allahçısın, ne kadar İslamcısın. Ya ben İslamcı değilim, ben Allahçıyım, evet. Ben İslamiyet'in bu alemdeki nur olduğunu biliyorum. Sen biliyor musun? Ne olur dön oraya ya. Namazı teta frekansında kılmak nedir ya? Aklınızı peynir ekmekle mi yediniz artık? Ne olursunuz ya? Bu neden yapılıyor peki? Dinsizleştiriyorlar insanları. İmandan gittin abi. İmanın gitmedi mi şimdi? Adam 5 vakit ya Peygamber Efendimiz namazı nasıl anlattı bize? Hı hı. Nasıl öğütlediler bize? 5 vakit huzura çıkıyoruz biz. Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Bedenimizi aktifleştiriyoruz. Bedenimizi çalıştırıyoruz. Ne o? Döneceğiz. Frekans değişecek. Ben rahatlayacağım. Evet, ben şimdi çıkıyorum. Birinci seviyedeyim. Yani birinci boyut. 2, 3, 4, 5, 6. 7. boyuttayım. 13. boyuttayım. 13. boyutta Allah'ım huzurundayım. Şimdi namaz kılacağım. Ne yapıyorsunuz? Bak ağlayacağım. Bu arada hani Sibel Uzun'un söylediklerinin aksini söylemek isteyenler varsa programımız da açık. Yani kendisine de birebir de yapabilirsiniz. Bunu yaptıran kişinin, hı-hı, çok ciddi bir takipçi kitlesi var. Hı-hı. Çok ciddi bir öğrenci kitlesi var. Hı-hı. İnsanların aklı uçtu. Gelsin. Gelsin benim programıma. Senin programın. Gelsin, otursun buraya. Yavaş yavaş sonlandıralım programı. Astral seyahat yapmak isteyenlere son olarak bir önerin var mı? Var tabii ki. Az evvel söylediklerimi lütfen uygulasınlar. Bak, çok önemli bir teknik vereyim. Tamam mı? Hı-hı. Gerçekten çok önemli bir teknik. Lütfen bunu yapın. Bununla kendinizi geceleri yatağınıza yattığınızda korumaya alacaksınız ve görünmez olacaksınız. Ama enerji bedeniniz görünmez olacak. Hı-hı. Negatife ayağın olmayacaksınız. Gece biz ayetel kürsü korumamızı yapıyoruz ya sevgililer. Önümüze, arkamıza, sağımıza, solumuza, aşağı yukarı okuyoruz. Sonra bir tane çevreliyoruz. Sonra bir tane daha okuyup en son okuduğumuzda bir küre içini dolduruyoruz ya. İşte o kürenin içinde ayetel kürsüyle doldunuz ya. Kendi kendinize şunu söyleyin. Ben şimdi yatağıma gideceğim. Allah'ın izniyle mışıl mışıl keyif içinde şifa ile uyuyacağım. Rabbimin izniyle. Hmm. Allah'ım ben bu koruma kalkanımın içerisinde gece enerji bedenim bedenimden ayrılırsa, astral boyutta diğer alemlerde gezintiye çıkarsa ben bu koruma içerisinde görünmez olayım. Görünmez olayım. Hmm. Hiçbir negatif sistemin, hiçbir negatif dünya dışı varlık, hiçbir şey bana yaklaşmasın. Ben hiçbir yerden negatif hiçbir şey almayayım. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla, dinç olarak bedenime geri dönebileyim. Bu kadar. Bu çok önemli. Tabii az evvel söylediğimiz şeyler de çok önemli. Astral için bazı protokolleri uygulamanız gerekiyor. Onlara da dikkat ederseniz hala olur. Çalışma yapmanız lazım. Astral çalışmaları. Önce kendi odanızdan başlayacaksınız. Unutmayın. Bir gün bunu anlatalım. Tamam, nasıl adım yapalım? Evet, gerçekten adım adım adımlarıyla anlatalım. Adımlarıyla insanlar öğrensinler. Tamam. Gerçekten anlatalım. Bir sonraki programda o zaman astral seyahat nasıl yapılır? Yani yapmak isteyenler gerçekten aşama kötü, aşama kötü enerjilere maruz kalmadan bunu yapmak isteyenler varsa
mutlaka faydası olacaktır diyelim. Teşekkür ediyorum Sibel Uzun. Ben teşekkür ederim. Bir programın daha sonuna geldik çıkışta. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Bu arada 100 bine çok az kaldı. 100 bin abonede sizlerin desteğiyle, değerli konuklarımızın desteğiyle inşallah çok kısa süre konfeti sonra konfeti patlatacağız mı? Patlatacağız. Süper stüdyomuzda plaketimizi de alacağız diyelim. İnşallah. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.